1-2 Aralık'ta İstanbul'da Dijital Ekonomi ve E-Ticaret Zirvesi ve Fuarı yapılacak. Bu fuar Türkiye'de e-ticaret üzerine yapılacak olan ilk fuar ve zirvenin Genel Sekreteri Sayın Berke Sarpaş ve Mehmet Tözge, hepsi burada.com Genel Müdür Yardımcısı, stüdyo konuğumuz. Bu fuarı ve yapılanları ve yapılacakları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz, iyi pazarlar. Merhaba. Merhaba. Önce Berke Bey'le başlamak istiyorum ben. Dijital ekonomi nedir? İsterseniz bu soruya yanıt alalım, ardından da detaylandıralım. Şimdi dünyada bir tarım devrimi yaşandı. Sonrasında bir sanayi devrimi yaşandı. Ve sonrasında bir bilgi devrimi yaşandı. Bu bilgi devrimiyle birlikte dünyada yeni bir ekonomik model oluştu. Buna dijital ekonomi diyoruz. Eğitimden sağlığa, bankacılıktan bütün para kendiye kadar olan hayatımızda ve ticaret alanındaki her türlü boyutu çok derinden etkiledi. Ve dünyada yeni bir ekonomik sistem başlattı. Dünyada dijital ekonominin 10 trilyon dolara yakın bir tahmini boyutu olduğu düşünülüyor. Ve baktığınız zaman dünyada da zaten 2,5 milyara yakın bir internet kullanıcısı var. Bu dünya nüfusunun şu anda yaklaşık 1/3'üne denk gelen bir rakam. Geri kalanının da e-ticaretle tanışmasıyla, buluşmasıyla bu rakamın çok daha artacağını, büyüyeceğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla büyük bir ağ ekonomisi dünyada tesis ediliyor, oluşuyor. Dolayısıyla bu da tabii hayatımıza ve ticaret ve iş dünyasına çok ciddi yenilikler getirdi. Bir mobil ticaret var artık. Bir e-parakendecilik var. Bir takım dijital teknolojiler var. İnsanların ticaret ve iş dünyasında doğrudan kullanabilecekleri. Dolayısıyla bunlarla ilgili biz Türkiye'de kurumları ve kuruluşları çok yakinen bilgilendirebilmek ve onların bu yenilikçi ticaret ve iş modellerinden istifade etmesini, bunları kullanabilmesine imkan tanıyabilmek için böyle bir zirveyi Türkiye'de hayata geçiriyoruz. Evet. Peki bu elektronik ticaretin çıkış noktası ve hem Türkiye hem de dünya rakamları arasında bir kıyaslama yapacak olursak dünya standartını yakaladık diyebilir miyiz? Hayır. Önümüzde alınacak çok ciddi bir yol var. Şu an Türkiye perspektifinden baktığımız zaman Türkiye'de 35 milyona yakın internet kullanıcısı var. Bu Türkiye nüfusunun yarısı. Facebook'ta dünyada ilk şu anda 4'teyiz. Facebook kullanıcısı sayısı itibariyle baktığımız zaman. Fakat Türklerin interneti kullanış biçimleri daha çok sosyal paylaşım üzerineydi. Şimdi bu değişmeye başladı. Ve artık internet ticaret amaçlı da Türkiye'de kullanılmaya şu anda geçti. Ve son 3 yılda yıllık bazda %100'e yakın büyüme oranlarıyla bu noktaya gelindi. Şu anda 30 milyar TL'ye yakın bir e-ticaret hacmi oluştu Türkiye'de. Evet. Ve gelecek yıl bunun ikiye katlanması öngörülüyor. Ondan sonraki yıl tekrar ikiye katlanması öngörülüyor. Dolayısıyla böylesine ciddi bir ekonomik yapıda da, ticari yapıda da şirketler mutlaka bu ticari modelden kendilerini nasıl istifade ettirebileceklerine bakmaları gerekir diye görüyoruz. 4 tane e-ticaret modeli var dünyada. B2B dediğimiz business to business, şirketlerin internet ortamında bir arada ticaret yaptığı bir model. B2C dediğimiz ve işletmeden tüketiciye olan tercihen çeşitli ödeme yöntemleriyle paranın alındığı ve ürünün sevk olduğu, yani e-mağazacılık. C2C dediğimiz işte gitti gidiyor eBay vesaire gibi çeşitli platformlar üzerinden tüketicileri bir araya getiren ticaret platformları var. Ve bir de B2G dediğimiz business to government dediğimiz NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in tüm satın alma faaliyetlerini online olarak yürüttüğü portallar var. Bu portalların mutlaka etkili kullanılarak şirketler tarafından 2012'de satışlarının belli bir oranını buraya kaydırması gerekiyor. Dolayısıyla nasıl kaydıracaklar? Bu platformlarda ticaret nasıl gerçekleştirilecek? Nasıl etkili hayata geçecek? Bunlarla ilgili zirvede gerekli konuları ele alıyor olacağız. Evet. Peki her yıl, her yeni yıl şirketler için yeni bir vizyon demek, yeni planlar, projeler, beklentiler, getiri planları. Bu yıla ilişkin bu anlamda neler düşünüyor şirketler, planlarınız neler mesela? Öncelikle online satışların belli bir bölümünün artık internete kayması mevzubahis. Bugün baktığımız zaman tekstilden başlayalım da hemen her sektörde zaten şirketler artık online satış sitelerini hayata geçirmeye başladılar. Çok hızlı bir şekilde. Bunu yakinen görüyoruz zaten. Gelecek 3 yıllık projeksiyona baktığımız zaman çok enteresan bir hayat bekliyor bizi aslında. Şimdi çarpıcı olarak şunu söyleyebilirim. Alışveriş merkezleri bir boyut değiştirecek. Artık mobil ticaretle girdiğiniz herhangi bir alışveriş merkezinde, yani önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda bunu yakinen görüyor olacağız. Cep telefonunuzla ürünlerin barkodunu çekip, barkodunu çektiğiniz ürünleri online olarak eve gelmesini sağlayabileceksiniz. Bu tabii satın alma şeklini değiştirecek. Çünkü siz bir mağazaya bir ucundan gireceksiniz, bütün ürünlerin fotoğraflarını çekip, arka yerden çıkıp evinize gideceksiniz. Ve bütün ürünler de size online olarak kapınıza gelecek.
Tabii bu yani baktığınız zaman lojistik masraflarını düşürüyor aslında. Bir yerde işçilik iş gücü masraflarını aşağı çekiyor. Bununla birlikte tabii bunların bu etkisi olduğu gibi ürünün kendisine yansımaya başladı. Evet. Dolayısıyla bu yakın zamanda bizi çok hakikaten şaşırtacak noktalara götürecek. Bir de işin sosyal ticaret tarafı var. Zirvede ele almayı istediğimiz. Çünkü örneğin Facebook gibi sosyal mecralar üzerinden artık insanlar birbirinin ne satın aldığını, satın aldıkları şeyleri ne kadar beğenip ne kadar beğenmediklerini ve daha detay yorumları okuyabiliyorlar. Ve bu da bir arkadaşımızın yaşadığı tecrübe itibariyle bizim satın alma ahlakımıza yansıyor. Biz arkadaşımız Ali veya Veli'nin bir ürünü satın aldıktan sonra yaşadığı tecrübeyi referans alarak kendi satın alma kararımızı veriyoruz. Ve buna da sosyal ticaret diyoruz. Evet. O zaman sosyal ticareti konuşmak gerekiyor. Bu nereye denk gelecek, nereye oturacak, şirketler ne yapmak durumunda sosyal ticareti, mobil perakendeyi ve diğer e-ticaret teknolojilerini hem satışlarında hem iş planlamalarında kullanabilmek için dijital fabrikalar oluştu Avrupa'da baktığımız zaman. Bir bulut üretim diye bir yapı oluştu. Çünkü çok sayıda Avrupa'da üretici fabrika var. Dünyada da öyle. Ve tabii her biri belli miktarlar ve kotalarda ürün üretiyorlar. Evet. Şimdi bunların hepsi elektronik düzleme aktarıldıktan sonra bizi orada da bekleyen şey şuraya doğru ilerliyor. Ben ne almak istiyorum ürün itibariyle? İşte şu ürünü almak istiyorum. Bir tuşla ben aynı anda 10 bin, 15 bin, 25 bin tane fabrikanın bu konudaki üretimini, envanterini ve bana verdiği teklifi ölçüp değerlendirip ona göre gerekirse bir, gerekirse birden fazla fabrikada malımı ürettirerek bir bulut üretimin gücünden istifade ederek dijital fabrikalarla ürün çekebiliyor. Evet, çok hakikaten zaman anlamında da son derece kolaylık sağlayacak bir sistem. Peki Mehmet Bey, şirketlerin e-ticarette insan kaynakları vizyonunu konuşacak olursak, sizin bu anlamdaki fikirleriniz, yapılanlar ya da yapılacaklar neler? Şimdi internete baktığımızda, özellikle e-ticaret sektörüne baktığımızda çok dinamik ve yeniliğe açık bir yapı olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak e-ticaret sektöründe bir İK profili çizmek istersek 4 nokta ön plana çıkıyor. Bunlardan en önemlisi tabii ki müşteri odaklı olmak, dinamik olmak, yeniliğe açık olmak, teknolojiyi takip ediyor olmak ve kullanıyor olmak. Tabii İK'dan bahsederken biraz müşteri memnuniyetiyle de ilişki kurmak istiyorum. Şimdi bir tarafta müşteri memnuniyetini ön planda tutmak istiyorsanız, diğer tarafta çalışanlarınızın mutlu olması lazım. Mutlu bir ekibiniz olması gerekiyor ve onlarla uzun vadeli bir işbirliği içerisinde olmanız kesinlikle önemli. Ekibiniz ancak mutlu olursa bunu siz müşteriye yansıtabilirsiniz. Tabii ekibimizi mutlu etmek için ne yapıyoruz? Sürekli olarak İK yatırımları yapıyoruz. Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz ve onlara bir kariyer planı sunuyoruz. Bu konu çok önemli. Sorunun ikinci bölümüne geçmek gerekirse, e-ticaret sektöründeki iş imkanlarına baktığımızda hangi alanlar daha ön plana çıkıyor? Şimdi bizim sektör çok hızlı büyüyor. Hani bugün internet penetrasyon oranının geldiği nokta Türkiye'de bunu çok açıkça gösteriyor. Dolayısıyla belki genç arkadaşlar şaşıracaklar. Biz bazı alanlarda kalifiye eleman bulmaya zorlanıyoruz. Bunlara birkaç örnek vermem gerekirse, grafiker, yazılımcı, tasarımcı ve özellikle kalifiye dijital marketing uzmanı bulmakta bazen gerçekten zorlanıyoruz. Evet, çok enteresan. Oysa ki üniversitelerde bu kadar çok mezun verilirken değil mi? Ulaşmak mı zor, yoksa genellikle hani Türkiye'de de şu vardır. Herkes mezun olduğu işi yapmaz. Yani %70, %80'i böyledir. Galiba bu anlamda biraz sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Bence bu imkanların, bu sektörün gençlere çok iyi anlatılması lazım. Ve bu 1 Aralık'ta başlayacak olan ticaret zirvesinin buna çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gençlerin bunlardan haberdar olması lazım. Üniversitelerde paneller yapılması lazım. Bu yapılırsa eğer, eminim ki gençler de bu fırsatları görüp o yönde kariyer ve eğitim planlarını düzenleyeceklerdir. Evet. Peki hepsi burada .com 2012'de neler bekliyor? Sizin de planlarınız, projeleriniz vardır bu anlamda. İsterseniz biraz hepsi burada .com'dan bahsedelim izleyicilerimize. Tabii ki, seve seve. İlk önce 2011 yılından kısa bir giriş yapmak istiyorum. 2011 yılı gerçekten sektör için
çok ciddi büyümelerin olduğu bir yıl oldu. 2011 yılında hepsiburada.com'a baktığımızda özellikle bayan müşterilerimizin alışveriş ettiği kozmetik, giyim ve aksesuar, anne bebek çocuk ve spor kategorilerinde çok ciddi büyümeler yaptık. Buna birkaç örnek vermem gerekirse kozmetik kategorisinde 2010 yılının ilk 10 ayına göre %90'lık bir büyümemiz var. Giyim ve aksesuarda %85'lik bir büyüme yaptık. Bu kategorilerin dışında elektronik ürünlerinde, elektronik piyasasından iki katından fazla büyüdük. Şimdi 2012 yılına şöyle bir baktığımızda, 2012 yılında şirketimizin hedefi çok açıktır. Her şeyden önce 10 yıldan fazla bir süredir lider olduğumuz bu sektörde konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Ve koyduğumuz hedefler de gerçekten bu kadar uzun süredir lider olmuş bir şirket için çok ciddi rakamlar. Bunu şöyle özetleyebilirim. Bizim 2012 hedefimiz %70 büyüme demek bizim için. Bu çok ciddi bir rakam. Ana başlıklara baktığımızda şunu görüyoruz. Her şeyden önce bünyemize dikey siteler katarak, yeni oluşumları katarak Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda kategori çeşitliliğimizi önemli şekilde arttırdık ve arttırmaya devam ediyoruz. Demin bahsettiğim önemli kategoriler içinde ürün gamımızı genişlettik. İkinci önemli ana başlığa geldiğimizde burada müşteriye mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmak geliyor. Bu konuda sürekli yatırımlar yapıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. 2012 yılında da bu bağlamda ön plana çıkacak en önemli konu mobil mecrada yaptığımız yatırımların hayata geçmesi olacak. Bunun en güzel örneğini önümüzdeki günlerde yaşıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde iPhone application'ımızın lansmanı olacak. Bunu takiben sektörün önde gelen işletim sistemlerine hitap eden aplikasyonlarımızı da lanse edeceğiz. Evet. Son derece ümit vadeden bir 2012 bizi bekliyor değil mi? Tüketicileri tabii anlamında söylüyorum. Buna ilaveten de çok kısa bir cümleyle alayım. Tabii hemen, ne yazık ki süremiz doldu. Tabii hemen söyleyeyim. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan da bizimle birlikte zirvede olacak. E-Devlet politikaları ve dijital ekonomiye devletin bakış açısıyla ilgili olarak bize bir aktarımda bulunacak 2 Aralık gününde. Bu da paylaşmak istediğim bir başka nokta oldu konuyla ilgili. Peki.